Merhaba, InvestAZ'a yatırım menkul değerlerden ben Engin Tozkoparan. Piyasalara baktığımızda dün Euro-Dolar paritesinde önemli diyebileceğimiz veri ABD'den gelen üfe verisi oldu. Aylık bazda baktığımızda %0.1 beklenirken %0 gelmesi beklentilerin altında kaldı ama yıllığa baktığımızda %2 beklenirken %2.1 gelmesi doların Euro karşısında kısmi bir değer kazanımı olduğunu gördük. Euro dolar paritesi için bugün oldukça önemli. Hem ABD tarafından gelecek enflasyon oranı hem de akşam FOMC toplantısı faiz kararı parite üzerinde yüksek volatilite yaratabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Geri çekilmelerde bizim dikkat edeceğimiz destek noktaları 1.11.60 seviyesi. Daha altında bir fiyatlama görürsek de 1.11 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü bir eğilim gösterirse euro dolarda ise 1.12.40 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. 1.12.40'ın üzerine bir fiyatlama görürsek de 1.12.80 seviyesi takip edilebilir. Kur tarafına bakacak olursak dolar Türk lirasında özellikle burada da yine FOMC kararları öncesi sakin diyebileceğimiz volatilitenin yüksek olmasına rağmen sakin diyebileceğimiz bir fiyatlanma var. Özellikle hafta başından, bu haftanın başından itibaren Türkiye'den gelen ekonomik veriler kur üzerinde etkili olmuştu. Bugün ise FOMC yani faiz kararı ile beraber kurda da yine yüksek volatilite görebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken destek noktalarına bakacak olursak 3.51.80 seviyesi takip edilebilir. Daha altında bir fiyatlama olursa psikolojik seviye olan 3.50 seviyesi destek noktası olarak takip edilmesinde fayda var. Yükselişlerde ise karşılaşacağımız bizim ilk etapta 3.52.80 daha üstünde bir fiyatlama olursa da 3.54.20 seviyeleri kur için takip edilebilir. Altın tarafına bakacak olursak altında geri çekilme devam ediyor. Özellikle küresel piyasada doların değer kazanması altına değer kaybettirmeye devam ediyor. Ancak 1.250 seviyesi üzerinde fiyatlanan altının destek noktaları olarak 1.258 seviyesi daha altında bir fiyatlama olursa 1.250 seviyesi takip edilebilir. Buralar altın için hala alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek noktalar. Yükselişlerde ise takip edebileceğimiz 1.266 seviyesi var. Üzerinde bir fiyatlama görürsek de 1.270 seviyesi altın için direnç noktalarını oluşturmakta. InvestAZ'a yatırım menkul derler, iyi yatırımlar diler.